Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. AYT denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Bugün size zorluk derecesi e, yüksek sayılabilecek bir deneme ile karşınızdayım. E, daha çok şiirle alakalı, şiire dayalı, metin üzerinden sorularla karşılaşacaksınız ve e, inşallah güzel bir deneme olur diyelim ve sorularımıza başlayalım. Bu parça ile ilgili olarak hangisi söndüremez denmiş. E, metni okuyalım. O zamanlar dede sonları daha sık göreceği o rüyadan yeni yeni söz etmeye başlamıştı. Tüm gün birbirlerine tekrarladıkları hikayeler gibi dedenin zaman zaman gözleri pahalayarak anlattığı rüyası maviydi. Lacevert bir yağmur rüyada hiç durmadan yağdığı için dedenin saçları ve sakalları sürekli uzuyordu. Babaanne rüyanın hikayesini sabırla dinledikten sonra berber birazdan gelir derdi ama dede berberden söz edilirken sevinmezdi. Çok konuşuyor, çok soruyor derdi. Ee, burada olaylar hakim bakış açısı da verilmiştir anlatılmıştır diyor burada kahramanın iç dünyasını vermek, mesela söz verirken sevinmezdi ifadesi, iç dünyasını vermektir. Bu e, ilahi bakış açısı olabilir. E, sade işlem anlaşılır bir dil kullanmıştır diyor. Zaten metin gayet sade, yalın anlaşılır, eleyebiliriz. Beş duyu organından faydalanmıştır diyor. Burada görme var. Belki konuşmalarla ilgili kısım işitme olabilir. Ama onun dışında koklama, e, dokunma, e, gibi yani 5 beş duyunun 5'ini burada göremiyoruz. Beklesin. Anlatımda doğrudan anlatıma yer verilmişti diyor. Şurada en sonda çok konuşuyor çok soruyor derken çok soruyor derdi derken cümleyi olduğu gibi aktarıyorsak doğrudan anlatımdır. En şıkkına kahramanları ruhsal betimlemelerine yer verilmişti diyor. Burada ruhsal betimleme derken işte iş dünyası veriyor. Rüya hali falan veriliyor. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Burada 5 toyu yoktur. Cevap C olur. Soru 2. Anlatılanlardan hareketle hangisi söylenemez diyor. Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Recaizade Mahmut Ekrem'in kendi öğrencilerin etkilemesi ve yönlendirmesi sonrasında ortak bir anlayış etrafında toplanan öğrenciler 1896 senesinde bir edebi topluluk oluşturur. Biraz da dönemin siyasi ortamın etkisiyle toplumsal sorunlara kayıtsız kalan gençler e, bireyin hayallerini, iç dünyasını ve kişisel özlemlerini şiirlerinde dile getirmişlerdir. Bu dönemde şairler Türk şiirinde o güne kadar süren beyit hakimiyetine son vererek şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır. Diğer taraftan batıdan aldıkları sona tazelime gibi yeni şiir biçimleri dönemin şairleri tarafından kullanılmıştır. E, bakalım Aya aralarında Tevfi Fikret, Cenab-ı Şahabettin gibi isimlerin de yer aldığı bir edebiyat topluluktan bahsedilmektedir. Zaten Recaizade Mahmud Ekrem'in başlattığı bu hareket Servet'in edebiyatıdır. Ve bu hareketin şiirde e, zirveleri Fikret sonrasında Cenap gelir. E, ve bu edebiyatın başlamasında derginin başına getirilen Fikret vardır. Yani bu bilgi doğru. E, B'de 1896 senesinde Türk şiirinin en büyük değişiminin yaşandığı öne sürülmektedir diyor. Burada e, bunların bir takım değişiklikler yaptığı söyleniyor ama 1896'da e, Türkiye'nin büyük değişimler yaşadığına dair yani bu yıla özgü özel bir şey yok. Burası beklesin. C'de 1896 senesinden itibaren ortaya çıkan bir şiir anlayışında dönemin siyasi yapısının etkili olduğundan söz edilmişti diyor. Burada siyasi ortamın etkisiyle toplumsal sorunlara kayıtsız kaldı diyor. Evet gider. D'de ee, Ekrem'in öğrencilerin etkilemesiyle ortaya çıkan edebi anlayış içerisindeki yeniliklerden bahsedilmektedir diyor. Evet burada mesela beyt hakimiyetine son vermek, konu bütünlüğü sağlamak, batıdan nazım şekilleri almak. Evet burada var. Ee, e şıkkında servet ve edebiyatın oluşum sürecinden söz edilmektedir diyor. İlk kısımda e, Recaizade kendi öğrencilerini etkiliyor, yönlendiriyor. Sonrasında bir ortak anlayış etrafında ortaya çıkıyor. Yani bu da var. Cevabımız Bursa olur. Soru 3. E, burada soru kökünde diyor ki bu açıklamaya göre parçalardan hangisi iç monolog tekniğine örnek gösterebilir? İç monolog tekniğini bir hatırlayalım. İç monolog kahramanların içsel e, konuşmalarını aktarmaya dayanan anlatım tekniğidir. İç monolog tekniğinde kahramanın duygu ve düşünceleri sesli düşünme şeklinde yansıtılır. Bu anlatım tekniğinde kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. Yani kahraman kendisiyle konuşacakmış. Ada kısa molalarla yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüşten sonra göller bölgesine vardık. E, coğrafya bölgeye Hu bölgesi adı verilir. Hu bölgesi bakın dikkat yer almış. E, Hu gölünün adının verildiğini pek bilmiyorum. E, dağlık bölgesidir. Burada iç konuşma yani böyle düşüncelerini sesli anlatma falan yok. Psikoloji yok yani burada fazla. E, B'de duvarlarına dört mevsim tasvirlerinin ikisi vardı. İlk ve sonbahar diyor. Bir defa burada gelirdi hanımlar. Yani üçüncü şahıs anlatım var. Burada iç monolog olması için kahramanın kendisi konuşması gerekiyor. Yani bu da gider. C şıkkında Ali Rıza Bey Babali yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. yine çalışmıştı diyor. E, soğutmuş olmuş. Üçüncü şahıs anlatım var. Yani kendi kendine konuşma olabilmesi için birinci şahıs anlatım olması lazım. D'ye bakalım. Yüzü yanıyordu. Elini yana, yanağına götürdü. Başındaki ağırlık artmıştı. Annem gibi benim de yerime inecek bir gün. Ben dayanamam. Bir, bu kızı doğuracağımı e, doğuracağıma Allah canım alsaydı. Gider şimdi onu uyandırır sıkıştırırım. Uyku sersemliğiyle her şeyi söyler. Söyletirim benim elimden kurtulamaz o anasıyım hakkımdır 8 sene ben ona hem analık hem babalık ettim diyor yani içinden geçenleri ne yapıyor anlatıyor duygularını anlatıyor o zaman iç monolog yani kahramanın kendi iç dünyasını aktarması ee, dan söz edilmişti burada D şıkkı cevap oldu E şıkkına bakarsak zaten yüklemlerde mesela burada gelişiydi beğeniyordu falan nedir 3. şahıs anlatımlar var Peki geliyoruz soru dörde. Ee, burada diyalogtan hareketle hangisine ulaşılamaz denmiş. Bir defa e, burada metni bir okuyalım mı? Yoksa şıklardan mı gidelim? Şıklardan başlayalım isterseniz. Yazar şu anda Ömer Seyfettin'in diyet adlı öyküsünü okumaktadır diyor A Şıkkın'da. Ee, Yazar Ömer Seyfettin'in kahramanı Koca Ali olan öyküsünü şu anda okuyorum. Ki evet diyet adlı öykünün baş karakteri budur. Onun haricindeki bütün öykülerini okudum. Üzülerek söylüyorum ki henüz hiç romanını okumadım diyor. Yani bakın dikkat. Hiç romanını okumadım. Romanı zaten nedir? Ee, Yalnız Efe adlı bir romanı var. Yalnız Efe. Bazı kaynaklar Efruz Bey falan diyor ama bunlar tartışmalı ama Yalnız Efe genelde roman olarak geçiyor. Ee, bu beklesin. Sonra e, B'de yazar Ömer Sefet'in en çok falak adreslerini sevmektedir diyor. Bir e, Burada birinci kısımda yazarda geçmedi o. Eleştirmen ne demiş? Peki Ömer Seyfettin'in en çok beğendiniz ve en az beğendiğiniz öykülerini sorabilir miyim? Yazar e, yazarın çocukluk yıllarında yaptığı bir yaramazlık ve yetişkinlik çağlarını bile geçmeyen bir vicdan azabını anlattığı en sevdiğim öyküsü e, diyor. En sevdiğim öyküsü oymuş arkadaşlar. E, o da Falaka adlı eseri. Evet Falaka'nın içeriği budur. E, C'ye gelelim. Burada eleştirmen Ömer Seyfettin Maposan tazihikaciliğin öncüsü olduğunu vurgulamaktadır diyor. Beklesin. Ee, çünkü bununla alakalı sonda bu konuda ben de sizinle aynı fikirdeyim ama gene de bunca öyküyle e, akıllarımıza yer eden bu sanatçı olarak Ömer Seyfettin yeri bence bambaşka. Onun olay hikayeciliğine katkıları göz ardı edilemeyecek seviyededir. Zaten kaynaklarda olay hikayeciliğinin temsilcisi olarak gösteriliyor diyor. Burada Özellikle son bölüme bakıp C şıkkı elenebilir diyen arkadaşlarımız olabilir. Kelimelere dikkat edelim. Olay hikayeciliğine katkısından ve temsilcisi olduğundan bahsediyor. Olay hikayesini başlatan kişi demiyor. Öncüsü demiyor. Önemli temsilcisi diyor ve katkısından bahsediyor. Dolayısıyla bu şıkkı beklemeli. D şıkkına gelelim. Yazar Ömer Seyfet'in Yalnız Zefa adlı eserini henüz okumamıştır diyor. Evet zaten üzülerek söylüyorum ki henüz hiç romanı okumadım demişti burada. Zaten ben direkt not düşmüştüm. Yalnız Efe'yi okumamış yani. Bu da gider. E şıkkında Ömer Seyfettin Pembencili Kaptan adlı öyküsünü pek beğenmemişti diyor. Ee, burada şuraya okuyalım. Çünkü insana kendini sorgulamayı dürtüsü verir. Ancak diyor bakın şuradan itibaren. Musun Çelebi adlı kahramanın olduğu öyküsü çok hoşuma gitmedi derken Musun Çelebi'nin e, baş karakter olduğu Hikayesi pembe incili kaftandır. Bu da gider. Beklesin dediğimiz şık olur. Yani C şık olur. Evet gördüğünüz gibi detaylı bir soruyla karşılaştınız. Mesela bu soruda zorlanmışsınızdır diye düşünüyorum. Ha sınavda hikaye içeriğiyle alakalı daha doğrusu hikayeden kahraman geldi mi? Gelmedi arkadaşlar. Detaylı bir soru olmuş ama hani gelmez diyemeyiz. Çünkü Ömer Seyfettin'in hikayeleri zaten ee, detaylı bir şekilde yayınlarda farkındaysanız soruluyor. Hangisinin diyor? Soru 5. Türü şiir nesil özelliğine göre farklıdır diyor. İşte Hac yolunda e, gezi türünde bir eserdir. Yani düz yazı. Hayal içinde Hüseyin Cahit Yalçın'dayken buna ait yine bir düz yazı. ya yani Kurgu bir eser yani. Ferdi ve Şürekası Halisya Uşaklıgil romandır. Yani düz yazı. Şermin Fikret'in yazdığı çocuklar için yazılan ilk şiir kitabıdır. 40 yıl Halisiye ait bir anıdır yani düz yazıdır. Cevap ne oluyor artık? Çıktı ortaya denizi diyoruz. Soru 6. Hangisinde yazınsal bir söylem vardır? Yazınsal söylem demek edebi söylem. Yani içinde böyle mecazların olduğu, sanatların olabileceği bir metin olmalı ya da bir edebiyat türü olmalı. A'da şiir herhangi bir sanat eserini belki manası için seviyoruz şiiri belki bizim şekil dediğimiz manadan başka bir şey değildir ama diyor bu bir değerlendirme düşünce yazısı. Ee, öğretici metin yani. B de Anadolu ve Rumeli ağızları hakkında bilgi veren en eski kaynaklardan biri de gramer kitapları diyor. Öğretici metin. C son günlerde bilim adamlarından bazıları ileriki yıllarda insan zekasının gerileyeceğini iddia ediyor. Bakın öğretici metin. D de yemyeşil ormanın içerisinde ilerlerken İçini aniden bir korku kapladı. Henüz bir dakika öncesine kadar gayet iyi hissediyordu. Fakat aniden havanın karanması çok az. Bu bir öykü veya romanın alınmış bir metindir. Yani edebi metin olabilir arkadaşlarım. Beklesin. E'de bazı insanlar okumakta zorluk çeker diyor. Bakın ilk cümle yakayı ele verdi. Öğretici metindir. Cevap deniz. Yani yazınsal söylem demek edebi bir metinden alınması, alınmayı bir defa gerektiriyor. Ee, burada eee Şöyle bir metne bakıyorum. Korku öylesine büyük nefes alamaz hale geldi falan diyor. Bir mübalağa yani abartma falan da var burada. Her halükarda sanatsal yönden baksanız da, D şıkkında bir e, cevabı yakalıyorsunuz yani. Peki soru 7. Parçada tanıtılan döneme ait bir eser olamaz diyor. Şimdi i̇şte bir defa yukarıyı okumadan da cevabı bulabiliriz ama yukarıda neyden bahsediliyor? Anadolu ve Anadolu insanı hayat edebiyata girmiş. Bir memleket edebiyatı dönemi başlamıştır demek milli edebiyat döneminin özelliğidir. Ama yukarı okumadan şöyle yapabilirdik. Kiralı konak e, Yakup Kadri'ye aittir. Milli edebiyat. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal'e aittir. Milli edebiyat döneminde bağımsızdır ama e, bu döneme aittir. Yani bu dönemde bağımsızdır yine. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Evet, Miledeviyatçı zaten. İstanbul'un iç yüzü Refik Halit Karay'a aittir. O da Miledeviyat dönemi. Aganta Bruna Brunata Halekarnas balıçısına aittir ve Cumhuriyet dönemi toplumcu gerçekçi romancılar içinde geçer. Yani o zaman E. Şıkkı Miledeviyat döneminde yazılan eserlerden değildir. Soru 8. Dörtten hangisindeki şiir türü açısından diğerlerinden farklıdır diyor. Şöyle baktığımızda farkındaysanız hepsinde bir dörtlük var. Türü diyor. O zaman temasına yani konuya bakacaksınız. Bütün sevgileri atıp içimden varlığımı yalnız ona verdim ben. El veri ki bir gün bana derinden ta derinden bir gün bana gelirsin. Ya yani bu sevgiliye hitap bir bireysel bir konu. E, lirik olabilir. Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağına kanın alı çalmayan diyor. Vatan millet edebiyatı var burada. Yani ee, bu epik bir şiirdir. Epik. Yukarıdakiler yukarıdaki neydi? Lirikti. Peki C'de yeni mektup aldım. Gül yüzü yar dedi. Bakın bu da sevgili. Artık A ile C aynı. D'ye gelelim. Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut. Sen de eller gibi adam unut. Kapımı birkaç gün için açık tut. Eşyan baka kalsın diye arkamdan diyor. Burada sitem var sevgiliye. Yani bu da liriktir. Ee, hani o bırakıp giderken seni o öksüz bu yoksa tavrını takmayacaktın. Anına koyarken veda bu seni. Yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Sevgiliden bahsediyor. Yine e, sitem var. Cevabımız Bursa olacak. Soru 9. E, hangisinin bu parçadaki görüş doğrultusunda verilen bir eser olduğu söylenemez diyor. İçinde bulunan zamanın kötü şartlar barındırması herkesi sınar. Tabii ki bu durumdan en çok etkilenen şahısların başında sanatçılar gelir sanatçı toplumun yol göstericisidir. Bu yüzden yazdıkları yol göstermeyi içinde bulunan durumu ortaya çıkardığı sonlara çözüm yolları üretmeyi amaçlar diyor. Burada Safat Mehmet Akif'indir ve tamamen öğretici bir metindir. Yol gösterir. Çile aslında özelde e, kendi hayatını kendi hayatındaki o dönüşümü anlatır ama aslında bir anlamda bize de hani yol göstermeye çalıştırır. Yani ibret anlamızı ister. Burada da bir öğreticilik var. Vatan Yavuz serisi de zaten Namık Kemal'in hürriyeti anlatmaya çalıştığı vatan millet sevgisini anlatmaya çalıştığı bir tiyatro eseridir. Bunda da var. Ateşten Gömlek, Halide Edim'in Kurtuluş Savaşı'nın anlatığı yol göstermek veya bir durum mu anlatmaya çalışıyor. Ama ben sana mecburum dendiği zaman bu bireysel, direkt sevgiyi anlatan aşk anlatan bir şiirdir. Burada toplumsal bir mesaj falan yoktur. Yol gösterme gayesi yoktur. Cevap Rahatlıkla E olur. Soru 10. Ayraçınla verilen sanat yoktur diyor. İstihare demiş ağada. İster ağla ister uyu bebeğim. Yüreğime kundakladım ben seni. Yani bak ne diyor? Bebeğim yüreğime kundakladım. Yüreğime. Ee, yani bebeğim derken aslında pardon sevgiliyi kastetti. Sevgili. Ee, yani bebek gibi sevgilim. Yüreğime kundakladığım seni demiyor da sevgili söylememiş Yani teşbihin iki temel ögesinden biri yoksa ki sevgili söylenmemiş istare gider kardeşim. Nida demiş ey var bakın B'ye gitti. Tenasüp demiş arkadaşlar. E, tenasüp alakalı kelimeleri bir arada kullanma diyor. Sınırlar çizildi rüyalarına, yasaklar konuldu duvarlarına. Hangi sesler hakim semalarına ey oy güzel vatanım oy Anadolu bir beklesin burası. D'de teşbih demiş. O sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna derken. Bakın yaprak gibi düşmek falan. Burada var benzetme. Tekrir kelime tekrar demektir. Bazen bazen var. Ele cevabımız C. Yani tenasip yoktur. Soru 11. Bu parçadan şiirle ilgili hangisi ne ulaşılamaz denmiş. Bir bakalım edebi türlerin en eskisi olan şiir. İnsani tarih boyunca duygu, düşünce ve hayalleri etkili biçimde anlatmanın bir yolu olmuştur. Şiirin edebi tür olarak en önemli özelliği özel bir anlatım gücüne sahip olması. Şiir dil olarak adlandırılan bir özel dil, gündelik dilden farklı, çok anlamlı, katmanlı bir yapıya sahip. Sembol ve mecazlara dayalı bir anlatım dili, ahenkli bir ses akışı ve duygu yoğunluğunu öne çıkaran söyleyiş gibi özellikler şiiri diğer edebi türlerden farklı kılar. Her dönemin kendine özgü bir sesi ve söyleyişi, dünyaya bakış tarzı olduğu için şiir de tarih içinde farklı dönemlerde farklı özellikler göstermekte. A'da. Bilinen en eski nazım türü diyor. İlk cümle zaten bunu anlattı. B'de duygu, düşünce ve hayalin anlatım aracı diyor. Zaten e, burada ne diyor? İşte e, özel bir anlatım diline sahip diyor. Pardon şurada duygu, düşünce ve hayalleri etkili biçimde anlatmanın yolu. Evet bu da gitti. C'de diğer edebi türlerden ayrılmasını sağlayan önemli bir özellikleri vardı diyor. Evet. E, farklı katmanlı bir yapı sahip diyor arkadaşlar. Şiir dili bazı yönlerle ayrıldığı arkadaşlar metinde zaten geçiyordu. D'de dönemsel gelişmelerle birlikte farklı yorumlar kazanmıştır. En sonunda bunu direkt zaten söyledi. E'de diğer edebi türlere göre okuyucular tarafından daha çok ilgi görür. Burada türlerin farkını veya şiirin önemli ayrıca özelliklerini vermiştir ama hangisinin daha çok ilgi gördüğüne dair bir mukayese falan burada yok. Cevap net bir şekilde Edirne olur. 12. Ee, yine detaylı güzel bir soru var burada. Divan-Dibat'ın nazım biçimlerinin hangisinin özellikleri yanlış verilmiştir diyor. Şöyle ben E'den başlıyorum. 4 düzelik tek bentten oluşan bir nazım birimi. Kendine özgü kalıpları var. Hayat felsefesi, dünya görüşü, aşk, ölüm diyor. Yani Rubay'ın bu bilgisi doğru. Müsizat gazelenin özel bir biçimi arkadaşlar. Nedir o? Ee, kısa dizelere ziyade deniyor. Ee, yani... Bir gazelin her dizesine bir kısa dizi eklenek diyor. Yani bu bilgi de doğru. E, üçte kıta demiş. İki beyitten fazla olanlara kıta iki bire deniyormuş. Kafiye düzeni x sağ x -a şeklinde. Evet, doğru. Bu da e, gazelin matta beytin atılmış halidir aynı zamanda. Kasideye geldiğimiz zaman iki beyitten binlerce beyte kadar uzar diyor. İşte iki beyitten binlerce beyit dalse yanlış çünkü 33 ila 99 beyitten oluşuyordu. En kısa 33, en uzun 99. Bu kesin yanlış. Cevap Bursa. A'daki gazel bilgisi 5-15 beyit, en yaygın nazım şekli falan diyor. Bilgiler zaten doğru olmak zorunda arkadaşlar. Peki geçiyoruz 13'e. Burada edebi türlerden hangisinin örneği yukarıda verilmemiştir diyor. Ülkemizde edebiyat teorisi çalışmalarının yerli örnekleri tanzimatlı yıllardan itibaren belirse de batılı anlamda edebiyat ile ancak batı edebiyatı ile yakın temas ve çeviriler yoluyla karşılaşılmıştır. Bu konuda yapılan çeviri eserlerde ve üretilen şimdilik birkaç telif çalışmada kısmen bu konuyu ışık tutacak yönler olsa da ciddi anlamda sistemli bir sınıflandırma takdim edilemez. Bu ciddi bir havayla yazılmış arkadaşlar makaledir. Öğretim metin. İki o küçücük kitabı karıştırırken bir üzün çöküyor kişinin içine. Bir kitap değerlendiriyor. Bir şair yaşamış, sevmiş, sanatını uğraşmış anlamayanların gülmelerine, kaba bayağı sözlerine karşı koymuş. Bütün bıraktığı işte bu. Küçük sevmiyorum o eseri diyor. Yani konusuz bir sanatçı veya sanat eseri ise eleştiri gider. Üçte yine kendime döneyim diyor. Bakın dikkat. Kendime değer verdiğim tek şey hiç kimsenin kendine eksik görmediği bir şeydir. Kendi aklımı vermekle her insanın her gün yaptığını yapmış oluyorum. Kendi kendisiyle konuşuyor kendi kendini akılsız sayabilir. İnsanın kendini akılsız sayması mantık e, da mümkün değil. diyor. Yani deneme var burada. E, öznel bir havada yazılıyor. E, 4'te dörtte köy çocukları iyi bilirler. Hele de eskiler çocukluğumda bana diğer tüm çocuklar gibi sadece kara lastik ayakkabılar alınır diyor. Bakın çocukluğumda alınıyordu. Anı gitti. Geriye E kaldı. Peki 5'te ne var? Burada ünlü yazar Rıza Ali Sinanoğlu 45 Malatya doğumudur diyor. Buradaki bir otobiyografi değil biyografi yani yaşam öyküsüdür. Cevap kesinlikle E'dir. Ne olur? Evet hemen gelelim 14. Dini tasavvuf Türkiye'de Beyhat ile ilgili hangisi yanlıştır diyor? Yazılan şiirlerde hem Hece hem Aruz vardır. Doğru. Kurucu soca Ahmet Yesevi olarak bilinir. Evet, beklesin. Din ve tasavvuf ikisi bir arada. Yani aslında burada kurucudan ziyade öncü ifadesi kullanılıyor. Çünkü Bizde ilk mutasavvuf diye bilindiği için Ahmet diye seviyor arkadaşlar. E, bu bilgi genelde kullanılır. Bir beklesin. İlahi nutuk deme nefes devriye şatıya gibi nazım şekilleri var. Evet tekke deviyattan bunları görüyoruz. Bu alanda kullanılan nazım şekillerinden biri olan ilahi Allah'ı ömek ve ona yalvarmak için söyleniyor. Evet Allah sevgisini falan anlatıyordu ilahi. Doğru. Bektaşi şairler tarafından söylenen nefeslerde nefes. Yalnızca Hz. Muhammed'e duyulan e, sevgi ve hayranlık işlenir diyor. İşte burada arkadaşlar B şıkkı beklesin demiştik ama E şıkkı varken e, bu nefeslerde Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve hayranlık işlenir ifadesi arkadaşlar nedir? E, yalnızca Hz. Muhammed'e diyor arkadaşlar. İşte burası sıkıntılı. Çünkü Alevi Bektaşi gelenekte Hazreti Ali'yi övme de vardır. Yani nefeslerde daha çok Hazreti Ali de öne çıkartılacak. Dolayısıyla sadece Hazreti Muhammed derse bu iş ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Peki dönemin B şıkkına. Bir değerlendirmeye de yarar var. Kurucusu Hoca Ahmet Yesevi olarak bilinir. bu halk edebiyatının nezdine baktığımız zaman işte 13. yüzyılda tek edebiyatı başlatılır. Yunus Emre ile Hacı Bektaşi Veli ile ama aslında daha öncesinde 12. yüzyılda ilk mutasavvıf olan Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divan-ı Hikmet bize ilk tasavvufi eserde sayılacağı için kurucusu Ahmet Yesevi bilgisinde doğru alabiliyoruz. Yani cevap net bir şekilde edinilir. 15'e bakalım. hangisi yanlış verilmişti diyorum Nedim'le alakalı. Şiirlerini İstanbul ve köşk İstanbul'un köşk ve bahçelerini, şenliklerini, eğlencelerini anlatmış ki Lale Devri şairi o dönemin lüks ve şatavatlı hayatına, o da katılmış, iştirak etmiş. Yani bu bilgi doğru. Diye Divan Edebiyatı'nın son büyük şairi diyor. Yanlış çünkü son büyük şairi kimdir? Şeyh Galip'tir arkadaşlar. Bu bilgi yanlış. Cevap Bursa. Diğer bilgilere bakalım. Hep güzel yanlarıyla görmüş hayatı. Zevk ve eğlence. Evet doğru. Gazel ve şarkılarına sade. Kasirlerinde ağır bir dil diyor. Bu da doğru. Şurası detay bilgi ama doğru olmak zorunda. Mahalleşme akımının en güçlü temsilcisi ifadesi de doğru. Biz zaten cevabı bulduk. Bursa'dayıp hemen geçelim. Tanzimat dönemi öykü ve romanları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor? Eserlerde romantizmin etkisiyle sanatçılar daha çok sosyal konuları ele almışlar. Evet birinci dönemde bu böyle bilgi var. Doğru. Romanların geçtiği mekan İstanbul'a sınırlı kalmamış. Mekan olarak daha çok Anadolu tercih edilmiştir. Bilgisi yanlış. Çünkü Anadolu'nun tercih edildiği dönem Milli Edebiyat'la başlayacaktır. Yani burada iki kesinlikle cevaptır. Bunun dışında roman kahramanları çoğunlukla tek yönlü. Evet ee, birinci dönemde halkın anlayacağı bir dili kullanmış, ikinci dönemde dili ağırlaşmış doğru. Ee, sanatçı kişiliklerini eserde ortaya koymaları, e, kahramanları taraflı bir şekilde anlatmaları ve betimlemelerinde acemilikten dolayı bu dönem romanları kusuru diyor. Birinci dönem için bu geçerli. Doğru yani burada B'de bariz bir hata yapılmış. Bursa'da hemen geçiyoruz. 17. Yer değiştirmesi gereken bilgiler soruluyor. Yani yanlışlık var. Tanzimat dönemi eserlerinde eser veren sanatçıların şinasi ilkleriyle tanınır. Türk Edebiyatı'nın ilk tiyatrosu olan şair elenmesi öne çıkan eseridir. Burası doğru. Diğer taraftan Nabizade Nazım'da edebiyatımızda yenilikler getiren sanatçılarımızdır. Dandır. İlk öykü, ilk köy romanı olan Zehra değil. İlk köy romanı olarak nedir arkadaşlar? Karabibik'tir. O zaman bakın dikkat. Yer değiştirelim 2 ile 3'ü. İlk köy Roma, romanı olan Karabibik ve hem naturalist roman hem de ilk tezi roman olma özelliği taşıyan Zehra olacak. Yani 2 ila 3 net bir şekilde yer değiştirmeli. Diğer şıklara bakmaya gerek kalmadı. 18 öz şiir anlayışıyla yazılmış şiire örnek olamaz diyor. Öz şiirde ama sadece sanat yapmak olacak. İçinde toplumsal mesaj olmayacak. Biçimsel özelliklere mümkün mertebe dikkat eder. Ayin kökelerine bir de e, imgesellik bunlarda da vardır. Yani mecaz vardır. Bir gül, bir gül bu karanlıklarda sükuta kendini mercan bir kadeh gibi sunmada zaman arılınan diyor. Burada zaman, kadeh falan derken bireysel bir konu var. Sanat var yani. Beyaz beyazlı bulutlar, gölgeler buğulu derin. Ağ o hiç rüzgar ve uykusu çiçeklerin diyor. Bu da bireysel tabiat tasviri var. C'de ruhundaki susuzluk engel mesafelere duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti, narin kanatlarıyla uçan orman dağ dere ve bir gün bir çukurda bulunur iskelet derken bireysel bir konu var. D'de amalimiz, efkarımız, ihbali vatandır. Serhadimizde kal, a bizim hak bendedir. Osmanlıları zihniyetimiz kanlı kefendir derken bakın burada kahramanlık vesaire var. Cevap denizli diğer şıkları E şıkkına bakmaya gerek kalmadı. 19. Ee, parçada özeti verilen Gölgeler Oyunu yazır diyor arkadaşlar. Bir defa Gölgeler o böyle istemezdi gibi meşhur tiyatro eserlerini yazan kişi kimdir arkadaşlar? Saf şiir anlayışını sürdüren şairlerimizden Ahmet Muhip astır Yani direkt burada eser verildiğine göre yukarıdaki bilgiyi okumaya gerek yok kardeşim. Zaten bu eser bilinmesi gereken eserlerden bir tanesiydi. Ee, devam edelim soru 20. Yukarıdaki şiire bakılarak ikinci yeni şiirle ilgili hangisine varılamaz diyor. Ee, bir bakalım ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. çayırları bürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni seni düşündükçe. Gül dikiyorum elimin yere. Attıra su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları. Burada şiirde alışılmamış bağdaştırma demek. Mecaz var demektir. Sanat var demektir. Yani ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyin ar. Çayılları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça deniz mavi alır beni. Seni düşündük, düşündükçe diyor. Yani e, bunların beni alması mümkün değildir. Ya da gül dikiyorum elimin değdiği yere derken. Elimin değdiği yere gül dikmek. Atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları derken. Yani burada e, mecazi anlatım var. Çok olmasa da var arkadaşlar. Eleyelim bunu. Şiirde dize anlayışı yıkılmıştır diyor. Yani dize derken böyle her bir dize de böyle mükemmeliyet ayrı ayrı dize ahenk işte sanat vesaire aramıyoruz. Yani şöyle sanki düz yazı gibi yan yana koysak da olabilir bunu arkadaşlar ama burada normal bir dize anlayışı yıkılmış. Böyle nazım birimi işte ikilik, dörtlük, beşlik falan durumu yok. Söz dizimine göre sapmalar görülür diyor. Söz diziminde sapma nedir? Kurallı mı devrik mi yani? Burada bakın iner kurallı görürüm. Burada bakın kurallı olmayan Şeyler var arkadaşlar. Ee, bu beklesin. Pardon bu ne diyor? Geleneğe yaslanan bir anlatım tazı var diyor. Bakın bu bariz bir şekilde cevap çıkıdır. Geleneğe yaslanıyor dersek bir defa burada ölçü olmalıydı. Ne bileyim en azından bir nazım birimi olmalıydı. Dörtlük falan. beyit olmalıydı. Yani neyse. Bir şekli anlamda bir e, ölçü ve uyak e, veya nazım birimi olmalıydı. Burada e, modern bir şiir var geleneğe dayalı bir anlatım söz konusu değildir. Soyutlamalara dayalı kapalı bir dil var derken mecaz varsa sanat varsa bunu doğru sayacaksınız. Çünkü D şıkkı zaten kesinlikle arkadaşlar bariz bir şıktır. Soru 21. Bu diziler hangisine özgün nitelikler taşımaktadır diyor. Yukarıyı okumaya gerek yok. Günümüz Türkçesiyle. Bu Türk belgeleri içinde adı belli kutu belli Alper Tunga diyor. Alpertunga yani bakın bu diziler Hangisine özgün nitelikler taşımaktadır? Alper Tunga'yı biz nerede görüyoruz? Sakat dönemi Türklerine ait destanlarda görüyoruz. Yani biz bunu bu ismi nerede görürüz? Destanlarda görürüz. Yani cevap Edirne. Hepsini okumanıza gerek kalmadı. 22 Fikret'le alakası hangi, alakalı hangisi söylenemez diyor. E, fen, bilim ve teknik onun kalemi de şiirimize girmiştir. Evet o ilmefenle ilme, fenle önem veren kişilerden bir tanesi. Edebiyat adlı makalesinden dolayı Servet Fünün dönemi kapatılmıştı diyor. Arkadaşlarım Fikret değil bu makaleyi yazan kim de Hüseyin Cahit Yalçın'dı. Yani burada bariz bir hata var kardeşim. herhangi bir topluluğa katılmamış diyor Servet Fünn'den sonra. Toplumun şiirler yazmış. Doğru. İlk defa İstanbul'a eleştiren şair olmuştur. Evet Sis diye bir şiiri var. Doğru. Şermin Aldı eserinde hece üstünü kullanmıştır. Bu da doğru. Cevap Bursa diyoruz. 23. Dile getirilen düşünce edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendiriliyor? Derdim yeter sakin ol dinlen biraz artık. Akşam olsa diyorum akşam işte oldu akşam. Siyah örtülere sardı şehri karanlık. Kimine huzur iner gökten kimine gam. Sembolizm arkadaşlar. E, sembolizmin özelliği neydi? Mecazi anlamlar olacak bir. Genellikle böyle alaca karanlık, ay ışığı. E, yani böyle negatif psikolojiyi çağrıştıran anlar seçilir. Bizde Ahmet Haşim biliyorsunuz e, bu noktada zaten zirvedir arkadaşlar. Cevaba sembolizm diyoruz. E, hemen geçelim. Son sorumuza geliyorum. E, bu parçada verilen yazar diyor arkadaşlar. Hiç yukarıya bakmaya gerek yok. E, burada ne diyor? E, günlerin getirdiği adlı denemesi en bilinen eserlerin başındadır. Günlerin getirdiği karalama defteri, sözden söze. Bakın en başta eleştirmen ve denemeci demişti. Zaten bunu görünce Ünlü yazarımız Nurullah Taş ne yapacak? Aklımıza gelecek. Cevabı hemen şey ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bugün benim oğlumun sınavı vardı. yani yoğunluğumuz vardı. Orada bahçede bir rüzgar aldık. Sesim biraz gitti. Kusura bakmayın arkadaşlar ama hafta sonu söz vermiştim. deneme paylaşacağıma dair. Onun için sözüne durmak istedim. Sesimde sıkıntı varsa da arkadaşlar kusura bakmayın. i̇nşallah güzel deneme olmuştur diyorum başka denemelerde videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.